Jetson, İrfan Can Eğri Bayat, Yedlin. Yedlin gidecek tabii. El sallıyor zaten İrfan Can Eğri Bayat, Yedlin'e. Kale hamlesi gelebilir. Getson da olabilir bu arada. Fatih Hoca Getson'u çok seviyor. Ama mesela olursa Getson olur. Getson olmazsa Galatasaray orta saha almayacak. Veya defansif orta saha almayacak mesela. Herkes diyor ki Galatasaray defansif orta saha bakıyor. Hayır, bakmıyor. Galatasaray zaten orada Taylan, Berkan, Asunçuğa var. Galatasaray her seneye kiralık değil mi Asunçuğa, yanlış hatırlamıyorsam? Asunçuğa olmayabilir. Galatasaray alır ama şu an için Galatasaray defansif orta saha bakmıyor. Orta sahaya Gedson olursa gelir. Buna kesinlikle itiraz etmiyorum. Gedson müsaite düşer. Fatih Hoca ister Gedson Fernandez'i. Bu olabilir. Ama normal şartlarda ben size İrfan Can Eğri Bayat için de pozitifim. Ama ben size Galatasaray'ın planını anlatayım arkadaşlar. AB diye bir arkadaş vardı. Burada mı? AB yazıyor mu? AB şimdi dinle işte. Şimdi senin o kafandaki soru işaretini birazdan gidereceğim. Neden başta iki tane Galatasaray cimbom golcü arıyor diye neden yazdığımı anlatacağım. Şimdi sevgili arkadaşlar. Cagney'i Fatih Hoca tabii ki de kullanmaya çalışıyor. Fakat Cagney'e iyi bir teklif geldiği anda Fatih Terim satışına sıcak bakıyor. Bu da birazcık Cagney'in davranışlarından kaynak. Davranış olarak, tavır olarak hocaya çok fazla güven vermemesinden kaynak. Aynı şey Mustafa Muhammed için şu boyutuyla geçerli. Mustafa Muhammed tam anlamıyla Fatih Hoca'nın beklediği performansı bugüne kadar veremedi. Galatasaray onun bonservisini almaktan vazgeçmişti. Galatasaray Mustafa Muhammed'in bonservisini alacak. Fakat iyi bir teklif gelirse, örnek veriyorum mesela Bordo teklif yapmıştı ya, mesela Lyon, Lille, Galatasaray'ın kapısını çalıp Mustafa Muhammed için biz 8 milyon euro veriyoruz, 10 milyon euro veriyoruz derse Galatasaray çat Zamalek'in parasını yatırır, Mustafa Muhammed'i gönderir. Yani Galatasaray'da Cagne ve Mustafa Muhammed'in gitme ihtimalleri var. İkisi birden gider mi zannetmem. Ama biri gidebilir arkadaşlar. Ve Galatasaray golcü arıyor. Galatasaray'ın listesinde Jonas Wind var, başka isimler var. Birazdan iki tane oyuncuyu konuşacağız. Ama Galatasaray'ın bir golcü arayışı var. Bunu bilmenizi isterim. Galatasaray bir tane hızlı kanat oyuncusu, bir tane yerli sağ bek İsmail Çokçalış'la ilgileniyor. Yakup Çınar paylaşmıştı bunu. Bir tane sol bek. Bakın duyacaksınız. Ben şimdi burada 275 kişi izliyor. Sonra totalde 4-5 bin kişi izliyor bu videoyu. Bu 4-5 bin kişi burada günlerdir söylüyorum. Galatasaray Patrick Van Aanholt'un önüne, yani onu kesebilecek bir sol bek arıyor. Sasha Boy profilinde bir sol bek bekliyorum ben devre arasında. Sasha Boy'a nasıl 1 milyon euro bonservis verdin? Genç, çok tanınmamış bir futbolcu. Aynı ona benzer, onun sol bek versiyonunu Galatasaray bulmaya çalışıyor. Galatasaray'ın bir sol bek beklentisi var. Patrick Van Aanholt'la rekabet edecek. Gerekirse onu yedek bırakacak. Sağ bek, sol bek. Gedson ve kaleciye karışmıyorum. Onlar gelirse ekstra olur benim için. Sağ bek, sol bek, kanat oyuncusu. Artı santrafor. Emre Becerikli. Patrick Van Aanholt beğenilmiyor mu? Beğenilmiyor. Hoca, dün de bu muhabbeti yaptık. Dün bu arada bu sohbeti yaptık. Patrick Van Aanholt beğenilmiyor mu? Hoca dikkat ederseniz hep Patrick Van Aanholt'u çıkartıyor. Bazen yorgun diyor vesaire. Beğenilmiyor şu an için. Mustafa gitmemeli. Mustafa'yı şöyle, yani Mustafa'nın gitme durumunu bir kez daha anlatayım size. Hoca bunu gönderin, bunu istemiyorum vesaire demiş değil. İyi bir teklif gelirse Galatasaray satar. Bunu anlatmaya çalıştım. Serdar Demirci, George Pello olabilir. Özür dilerim arkadaşlar. Kesinlikle sol bek lazım. Anhold bazen acayip yerlerde saçma toplar kaptırıyor. George Pello olabilir demiş. Ki çok yazılıyor. Mehmet Mustafa Bektaş, Asunçuğa'ya haksızlık yapılmıyor mu sence? Sadece bir maç oynadı ve gayet iyiydi. Yani iyiydi derken defansif anlamda çok güçlü bir görüntü vermedi ama hızlı oynadı, iyi pas attı, tempoluydu vesaire. Ama ikili mücadelelerde güçlenmesi lazım. Topları daha iyi karşılayıp daha iyi kesmesi lazım. O bağlamda birazcık zayıf kaldı arkadaşlar. Evet.
Emrecan teşekkürler. Yaşar Türker, Sabek Ömer demiş. Ömer Sabek, çok mecbur kalırsam denerim ben Ömer'i Sabek'te. Evet. Vusal İsaev, Bello adında Kanadalı sol bek vardı. MLS'te oynuyor. Sözleşmesi devre arasında bitiyordu. Olabilir. Ama ben kendi kaynaklarımdan Bello ismini duymadığım için şimdilik dillendirmiyorum. Ama Bello gelebilecek sol beklerden bir tanesi anladığım kadarıyla. Akın, Kantaşlı, Nagatomo'nun ilk geldiği zamanlar gibi oynayan bir sol bek lazım. Kesinlikle katılıyorum. Nagatomo benzeri bir sol bek lazım. Patrick Van Aanholt şu an için. Ha, kötü demiyorum Patrick Van Aanholt için. Ama daha iyisi lazım Galatasaray. Musa Yıldız için ufak çocukları döverek çalıştırıyor, paralarını yiyor, vicdansızmış diyorlar. Doğru mu Eyüp Yıldız? Öyle bir video çektik Musa'ya ya. Latife yaptık. Musa Yıldız çocukları çok sever. Çok hassas bir insandır. Selahattin abi ne demiş? Ortak iş yapma olayı tamamen Ali Koç'un iyi adam algısı yaratma projesidir. Olsa da olmasa da bakın görün ben Galatasaray düşmanı değilim demek içindir demiş. Peki. Geçelim, devam edelim transferle. Geldik bu habere. Fanatik Özel. Galatasaray'da Kerem olayı sonrası hem TFF'den 8 maç hem de kulüpten 150 bin euro para cezası alan Markan hayal kırıklığı yaşadığı öğrenildi. Bu süreçte devreye giren Palmeiras Marka'ya çok iyi bir teklif yaptı. Galatasaray'la da mutabakat yakın demiş. Ben açıkçası bu haberi yapan arkadaşa tabii ki de saygı duyuyorum. Onu yalanlamak için bunları söylemiyorum. Ama bence böyle bir şey gerçekleşmeyecek. Marco bugün Galatasaray'ın oyununun bel kemiği. Savunmayı toparlıyor ve Marco Alu takım ofansta da çok daha başarılı oluyor. Çok daha tempolu paslaşıyor, çok daha iyi oyun kuruyor. Çünkü oyun geriden Marco Alu oyun zekasıyla başlıyor. Ve Marco Alu'nun da ben açıkçası vücut diline baktığımda, antrenman videolarını izlediğimde Fatih Terim ve diğer takım arkadaşlarıyla herhangi bir problemi olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray Marco'yu gönderirse Luyendama Nelson, Alparslan Nelson problemli ikili. Victor Nelson Marco süper oluyor orası. Çok çok daha iyi oluyor. Orayı bozar arkadaşlar. Galatasaray şampiyon olacaksa Marco Nelson tandemine bu sezon ihtiyaç var. Ama ne olur? Bir kulüp çıkar 20 milyon euro sayar. Sizin de elinizde alternatif stoperler var. Çok iyi stoperler var Galatasaray listesinde. Onlardan birini getirecek bütçeniz oluşur. Çat diye Marco'yu satarsınız. Ama 6 verelim, 7 verelim Marco'yu bize satın. Hayır. 6-7'ye Marco'yu sattığın zaman senin Marco ayarında bir stoper alma ihtimalin yok. Bu kesinlikle söz konusu değil. Bu teklif dahi edilemez. Bunu ben mümkün görmüyorum arkadaşlar. Galatasaray Marco'yu ancak ve ancak şöyle bir gelişme olursa satar. Bir kez daha söyleyelim. Devre arasında bir kulüp çıkar. Mesela örnek veriyorum. Geçmişte Roma istemişti. Roma gelir der ki 20 milyon çat koyuyoruz parayı. Marco'yu bize satın der. O zaman satar Galatasaray. Paraya ihtiyacı var çünkü kulübün. Ama onun dışında Galatasaray Marco'yu İşte problemleri var birazcık kırıldık ona falan gitsin de vesaire. Fatih Hoca şuna çok eminim Fatih Hoca dört gözle Marco'nun takıma geri dönmesini bekliyor. Ve Galatasaraylılar bekliyor. Marco satılamaz. Satılmasını beklemiyorum ben. Ama Luyendama'nın bonservisini yani Luyendama'dan çıkmak lazım artık. Yani Luyendama tamam bonservis ödendi vesaire. Şimdi burada Ali Naci küçük bir haber yapmış. Bu zaten hepimizin tahmin ettiği bir haber aslında. Galatasaray Luyendama için 2018-2019'da 3 milyon euro kiralama. Sonra da artı 5 milyon euro bonservis parası ödemişti. Ya bedelsiz ayrılığında izin verilecek ya da performansı beğenilmese de gelir elde etmeden ayrılığa engel olmak için sözleşme imzalanacak. Evet, yani zaten bu böyle yani. Galatasaray bir karar verecek. Bence Luyendama ile tekrardan sözleşme imzalamaya gerek yok. Luyendama maç içerisinde çok basit hatalar yapan, iyi oynasa bile yaptığı hatayla maçı kaybettirecek bir oyuncu. Hatırlayın geçen sezonki
Beşiktaş'ta oynanan, Vodafone Park'ta oynanan maçı hatırlayanınız var mı? Bakın. Vodafone Park'ta oynanan maçı hatırlayın. 80 dakika neredeyse kusursuz oynadı. O gollerdeki hatalar gelene kadar. Bütün hava toplarına vurdu. Beşiktaşlı santraforlara, Beşiktaşlı forvetlere top göstermedi. Ama döndü orada iki tane hata yaptı. Maçı kaybettirdi. Maçı kaybettirdi. O yüzden Luyendama Galatasaray'ın kontratından çıkması gereken bir futbolcu benim düşüncem. Ben Luyendama'yla yolların ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Ha, yatırım yapıldı. Olmadı. Böyle yani olmadı. Yapacak bir şey yok. Her şey olacak diye. Her zaman her öngördüğünüz gerçekleşecek diye bir şey yok. Yani artı da olun yeter. Genelde bu tarz genç futbolculara yaptığınız yatırımda işte 5 tane yaptıysanız veya işte 7 tane 8 tane yaptıysanız bunun 5 tanesi iyi çıkıp 2 tanesi 3 tanesi kötü çıkabilir. Yapacak bir şey yok. Ben Marco ile sözleşme uzatılmaması gerektiğini düşünüyorum. Şu an 147 beğenimiz var sevgili izleyenler ve 291 kişi izliyor. Totalde de 2000'in üzerine çıkmışız izlenmede. Girip çıkanlarla beraber yani. Ama sadece 147 beğeni olmuş. Sizlere Emrecan arkadaşımızın da desteğiyle like atıp abone olmanız gerektiğini bir hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Like atıp abone olursanız çok çok mutlu olurum. Luyendama olayı böyle. Yavaş yavaş Galatasaray'ın ilgilendiği santraforlara geçeceğiz. Bundesliga takımlarından Wolfsburg'un takibi aldığı Kerem Aktürkoğlu için son kararı Fatih Terim verecek. Kerem Aktürkoğlu da satılamaz bir futbolcu değil. Hele Barış Alper Yılmaz geldikten sonra çok net bir şekilde 10 milyon euronun üzerinde bir bonservise satılabilir. Kerem için Babel benzetmesi yapıyorlardı. Ya işte sen Babel'i söylüyorsun ama Kerem'i hiç söylemiyorsun. Kerem daha kötü. Kerem daha kötü falan değil. Kerem'le Babel'i karşılaştırmak için gerçekten hiç maç izlememek gerekiyor veya istatistiklere bakmamak gerekiyor. Kerem'in bu sezon attırdığı bir sürü gol var, attığı gol var. Babel ise bana göre etkisiz eleman. Yani Kerem'le Babel'i karşılaştıran bazı arkadaşlar vardı. Onlara cevap veriyorum. Bence Kerem Aktürkoğlu çok faydalı. Eksikleri var mı? Var. Onları gidermesi gerekiyor. Daha güçlü oynaması gerekiyor. Açıkçası ikili mücadelelerde özellikle daha güçlü olması gerekiyor. Savunma arkasında arkasına Onyekuru gibi koşu da atabilmesi lazım. Çünkü o hızı var, o çabukluğu var. Bunları şimdilik yapamıyor. Fakat rakip savunmayı driplingle geçebiliyor. Rakip savunmanın dengesini bozabiliyor. Pas kalitesi gelişti. Şut ceza sahasına girdiğiyle şutla cezayı kesebiliyor. Çok da ciddi artıları var Kerem Aktürkoğlu'nun. İyi bir teklif gelirse, 10 milyon euro üzeri bir teklif gelirse neden olmasın? Satılabilir. Ve geldik Galatasaray'ın ilgilendiği santraforlara. Bu iki isim bugün medyada çıktı. Bir tanesi burada gördüğünüz arkadaş Basel forması giriyor. Terim Artur Cabral'a hayran kaldı. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in İsviçre Ligi takımlarından Basel'de top koşturan Artur Cabral'a hayran kaldı ve mutlaka alınması raporu verdiği öğrenildi. Oyuncu bu arkadaşlar Artur Cabral. Şöyle geçelim profiline. Bonservisi çok yüksek 15 milyon euro. 23 yaşında 1,86 boyu var. Birkaç videosuna baktım. Kafa toplarında özellikle çok başarılı, çok etkili bir isim. Zor bir transfer gibi gözüküyor. Ama profil olarak Fatih Terim'in isteyebileceği bir profil ki sizlere daha önce söylemiştim. Jonas Wind de Galatasaray'ın gündeminde özellikle Jonas Wind'in hatta ben listede birinci sırada olduğunu düşünüyorum. Galatasaray devre arasında Mustafa Muhammed veya Cagne ile yolları ayırabilirse bir tanesi takımdan ayrılırsa bu hamleyi yapacağını düşünüyorum. Jonas Wind için girişim yapacağını düşünüyorum. Ama Artur Cabral da 23 yaşındaki santraforda Galatasaray'ın gündemindeymiş. 15 milyon euro piyasa değeri var. Galatasaray bu bütçeye kolay kolay çıkamaz. Ama bu sezonki performansı gerçekten çok etkileyici. 17 maç totalde ve 20 gol, 11'i Süper Lig'de, 8 tanesi Şampiyonlar Ligi elemelerinde ve bir tane de Konferans Ligi'nde golü var. 6 asisti var. Yani totalde
26 gole etki etmiş. 26 golün oluşmasını sağlamış bir isim. Çok çok kreatif bir oyuncu. Ha, Türkiye Ligi'nde bu istatistikleri yapamaz. İsviçre Ligi'yle tabii ki de Türkiye Ligi'ni bir tutmuyorum. İsviçre Ligi'nde çok kolay gol atıyorsunuz. Temas çok fazla yok. Ama sanki Fatih Terim'in elinde iyi bir futbolcu olabilecekmiş gibi gözüküyor. Geldik bu isme. Bu da ikinci aday. Ekranda gördüğünüz oyuncu. Genç isimlerinin peşine düştü. 24 yaşındaki golcüyü Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim çok istiyor. Bu sezon genç isimleri transfer ederek yapılanma sürecine giren Aslan yine genç bir yıldızın peşine düştü. Hemen ilerleyelim. Kim bu isim? Piyasa değeri 14 milyon euro. Jordan Larson. Henrik Larson'un da oğluymuş. Kariyerinde 228 maça çıkan genç yıldız 69 gol atarken 28 de asiste imza attı. Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olan Larson sağ kanatta da oynayabiliyor. Bu isim 14 milyon şu an veren çıkar mı? Bence çıkmaz çünkü birazdan göstereceğim. Spartak Moskova forması giyiyor. Rotterdam, İsveçli bir oyuncu ve doğum yeri Rotterdam. Burada bilgilerini görüyorsunuz. Sağ kanat, forvet arkası ve asıl pozisyonu santrafor pozisyonunda oynuyor. Sol ayaklı bir oyuncu. 1,75 boyu var. Artur Kabral'a göre kısa bir isim. Ama Rusya Ligi'nde şu ana kadar kayda değer bir istatistiği yok. Totalde 11 maç gol veya asisti yok. Ama geçmişte iyi işleri mutlaka, iyi performansları mutlaka olmuştur. Bir önceki sezonuna baktım mesela. Bir önceki sezon yine Rusya Ligi'nde 29 maçta 15 gol 5 asist yapmış. Ama bu sezon, bakın bir daha gösteriyorum bu sezonki istatistiği. Kötü bir başlangıç yapmış. Galatasaray bu ismi transfer edebilir, ilgilenebileceği bir profil olarak gözüküyor açıkçası Jordan Larson. Ama şöyle bir kafanızda transferle ilgili algı oluşsun. Galatasaray Babel, Feghouli, Yedlin ve santraforlardan birini gönderebilirse bu profilde bonservisi biraz yüksek olabilir ama genç ve uygun ücretle transfer edebileceği, çok büyük maaş istemeyecek oyunculara yönelecek. Galatasaray'ın planı kadroyu bu şekilde güçlendirmek, kadroya bu şekilde takviye yapmak. Evet sevgili dostlar. Emre Ömer forvet satmadan alamayız. Kesinlikle ben de bunu söylüyorum zaten. Bunu anlatıyorum. Fatih Çukurbağ abi o kadar beğeniyoruz, abone oluyoruz. Bir kere de bizim yorumlarımızı oku. Allah aşkına demiş. Kardeşim yani elimden geldiğince yetişmeye çalışıyorum. Bazen gözden kaçıyor. Mert Kurtpuan bence hiç gerek yok. Mustafa Muhammed Cagne yeter gelecek sene demiş. Onlar zaten takımda kaldıkları zaman Galatasaray başka bir oyuncu almayacak. Onların gitmesi durumunda bu transferler gerçekleşecek. Yusuf Kılıç, Artur Kabral alınsa keşke demiş. Musa Yıldız, Musa'nın da amma fake hesabı oldu be. Doğan Alemdar'ı hiç o Alemdar'ı kaçırmasak iyiydi. İrfan Can Eğribayat iyi bir kaleci değil bence demiş. Ya, Galatasaray maçında yediği golden dolayı söylüyorsanız her kaleci öyle gol yer ya. Yapmayın yani. Andaç Akman, erkek basketbol takımı iyi yolda mı? Evet, iyi yolda. Bu sezon playoff, yarı final, gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi bekliyorum. Bu yapılanmaya girdi diye düşünüyorum Galatasaray. Ama kadın basketbol takımımızı birazcık zayıf gördüm. Kadın basketbol takımımızı çok beğenmedim maalesef. Evet. Mert 1905. Bunu da okursan sevinirim Eyüp abi. Unutulmasın ki demiş. Unutulmasın ki demiş kalmış. Yarıda. Volkan Alpaslan, Jonas Wind alınsa keşke. Valla hocanın önünde bir Mustafa Muhammed vardı, bir de Jonas Wind vardı. Hoca Mustafa Muhammed'i istedi. O da kötü değil. Mustafa Muhammed'i de çok beğeniyorum bu arada. Ama Jonas Wind yani özellikle hava toplarında inanılmaz bir futbolcu. Bu sezonda çok başarılı işler yaptı. Merhaba Eyüp Bey. Jonas Wind bu ne yapmış? Lütfen bakar mısın profiline? Baktın. Bu sezon efsane ya çocuk. Yani Jonas Wind bu sezon çok başarılı.
Galatasaray 2 sezon önce istedi, biliyor musunuz John Ansfield'i arkadaşlar? 2 sezon önce. Şurada ne yapmış? 18 maç, 8 gol, 5 asist. Gayet başarılı yani. 8 gol, 5 asistlik bir performans ortaya koymuş John Ansfield. Peki sevgili arkadaşlar, yine bu akşam yayınlarımız olacak. Yarın milli maç sonrasında yayınlarımız olacak. Güzel canlı yayınlar sizleri bekliyor. Saat 14'te We Are The Best YouTube kanalında Kıvanç Öztürker yayın yapacak. Jordan Kiva yayın yapacak. Bu hatırlatmayı da yaparak sizlere veda etmek istiyorum. Yayına geldiğiniz için hepinize teşekkürler. Yayından çıkmadan birer tane daha beğeni bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz sevgili arkadaşlar. Akşamki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.